Kameraman arkadaşların işi zor. Sosyal mesafe yok. Kusura bakmayın vallahi nasıl yaparız bilmiyorum da. Ah. Değerli basın mensupları, hepinize kolay gelsin, iyi mesailer diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde evvelsi gün bütçe görüşmeleri başladı bildiğiniz gibi. Ve bütçe görüşmelerinin ilk günü çok renkli geçti, güzel geçti. Ve e, bu bütçenin ne olup ne olmadığını da aslında gerek Sayın Genel Başkanımızın yaptığı konuşma, gerek diğer siyasi partilerin ve AK Parti temsilcilerinin yaptığı konuşmayla da bütçeye güzel bir isim, bulma imkanımız oldu. Bildiğiniz gibi sizler tecrübeli gazeteciler olarak, basın mensupları olarak geçmiş hükümetlerde bütçeler meclise geldiğinde bütçelerin bir isimleri olurdu. Bütçeler isimlendirilirdi. Hatırlarım ben de. Ben hatta vekil değilkenden beri böyle uygulamalar var idi. Zaman zaman atılım bütçesi, efendim yatırım bütçesi, büyüme bütçesi, onarım bütçesi, rehabilitasyon bütçesi, kalkınma bütçesi gibi isimlerle anılan bütçeler olmuştur. Fakat eee evvelsi gün, dün ve bugün görüyoruz ki bu bütçeye verilebilecek tek bir isim var değerli arkadaşlar. O da veda bütçesi. Bu bütçe AK Parti yönetimlerinin ve hükümetlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bence sunduğu son bütçedir. Bir veda bütçesidir ve evvelsi gün, dün Bugün bakıyorum da AK Parti sözcüleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddialarına cevap vermek yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde adeta bir muhalefet partisiymiş edasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne asılsız, mesnetsiz, temelsiz, dayanaksız saldırılarına devam ediyorlar. Daha garip bir tabloyla dün akşam karşılaştım. Evvelsi gün Sayın Genel Başkanımızın bütçe konuşmasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AK Parti yetkilileri gereken cevapları verememiş ve kamuoyu tatmin olmamış olmalı ki bir televizyon kanalı Sayın Genel Başkanımızın bütçe konuşmasındaki iddialarıyla ilgili gene asılsız dayanaksız bir program yapmak suretiyle tek tek Sayın Genel Başkan'a cevap vermek gibi bir mecburiyet hissetti. Sanırsınız ki bütçeyi getiren CHP ve bütçeye bağıran AK Parti. Meclis'te böyle bir tablo var. Bu bütçe evet bir veda bütçesidir. Bu bütçenin karakteristik ve baskın özelliği nedir diye bana sorarsanız bu bütçede iki özellik çok ön plandadır. Bunlardan birincisi israf, birincisi haram. İkisi de sarayın fitursuz israfının ve eee vurdum duymaz haram anlayışının 2021 yılında da süreceğini açık göstergelerini bütçe tablolarında göstergelerinde rakamlarında görebiliyoruz. Değerli arkadaşlar. Eskiden bir beşli çete berdururduk, hala diyoruz. Bu bütçe evet israf yönüyle sarayın gerçekten artık akıl dışı kabul edilebilir sınırların çok üstündeki bir israfına imkan verirken ayrıca beşli çeteye de haram kaynak sağlamaya devam eden ve edecek bir bütçe gibi görülüyor. Değerli arkadaşlar, gündemimizde asgari ücret toplantıları var, zirveleri var. Elektronik ortamda da yapılsa. Şimdi asgari ücret belirlenecek. Eee Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler emekçinin, çalışanın birazcık gülmesi için değil. Yüzünün gülmesi için değil. Biraz tebessüm edebilmesi için en az en az 3100 lira olmasını mümkünse bizce mümkün 3800 lira olmasını öneriyoruz ve öngörüyoruz. Şimdi bu bütçede Cumhurbaşkanlığı'na ayrılan pay 4 milyar 39 milyon TL yeni parayla. Eski parayla 4 kat trilyon sadece Cumhurbaşkanına bütçe ayrılıyor. Bir baktığımızda üzülerek ve utanarak değerli milletimizden bu meclisin bir üyesi olarak Özür de dileyerek bir şeyi paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanı ve veya başbakan maaşları ile asgari ücret karşılaştırmaları var. Uluslararası bir çalışmadır, sağlam bir kaynaktır. Türkiye'de Cumhurbaşkanı maaşı maaşı bütçesini demiyorum. Asgari ücretin tam olarak 30,2 katı. Yani Cumhurbaşkanı asgari ücretin 30 katı fazla maaş alıyor. Dedik ki Diğer ülkelerde tablo nedir? Birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela Almanya Başbakanı Asgari ücretin Almanya'daki asgari ücretin 16 kat fazlası maaş alıyor. Mesela e, Macaristan 13 kat fazlası. Letonya 10 kat. Yunanistan 9 kat fazla. Ve çok garip bir örnek var burada. Mesela İrlanda'da İrlanda'da Cumhurbaşkanı maaşıyla asgari ücret kıyaslandığında Cumhurbaşkanı maaşı İrlanda'da sadece asgari ücretten dört kat fazla. Türkiye'de kaç kat? Otuz kat. Otuz kattan da fazla. Aynı tabloyu harcamalarda da görüyoruz. 2010'dan 2019'a gelinceye kadar Cumhurbaşkanlığı giderleri, başbakanlık ya da ve veya cumhurbaşkanlığı giderleri değerli basın mensupları 36 kat artmış. 2010 2020 5 yılda 36 kat artmış. Peki asgari ücret ne kadar artmış? 4 kat artmış. 36 nerede? 4 nerede? İnsaf nerede? Bu bütçede insaf yok. Bu bütçede vicdan yok ve bu bütçede vatandaş yok. Ve israf kısmı. Değerli arkadaşlar, sarayın sade gıda harcamaları için 3 milyon lira bu bütçede var. Sarayın sade mefruşatı giyeceği için 13 milyon var. Ve israflar bundan bitmiyor. Taşınmaz hizmet bina giderleri için 10 milyar var bu bütçede. Varlık fonunun 63 milyar borcu var bu bütçede. Atatürk Havalimanı için ödenen tazminat olarak 3 milyar erken boşaltmadan kaynaklı var. Geçilmeyen köprülere vatandaşın cebinden alınarak ödenecek 98,5 milyar var bu bütçede. Sarayın ek binalar için 748 milyon dolar harcanmış. Ve Ahlat Köşkü'ne 22 milyon, Okluk Koyu'na 105 milyon bunlar dolar olarak harcanmış. Ve Sayın Erdoğan kendisi için harcadığı para da 211.8 milyar lira bu bütçede. Vatandaşa dişinizi sıkın deniyor. 4 milyon insan eğer bu israf yapılmamış olsa 4 milyon insan Covid'den kaynaklı şu israf olmasa her ay 4 bin lira para alabilir. Büyük devlet olmak Covid mücadelesinde insanlara dükkanı kapattırdıktan sonra onlara bakmaktır. Başınızın çaresine bakın diyen devlet olmaz. Bir ülkede vatandaş aç açıkken devlet başının çaresine bak diyorsa Allah bizi yoklukla da varlıkla da sınar diyorsa orada artık devlet yoktur. Orada devlet var ise de çürümüştür. Tefessü etmiştir. Bunun kabul edilebilmesi mümkün değil. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Evet elbette Cumhurbaşkanı'nın bir yüksek maaşı olsun. Hiçbir itirazımız yok. Ama bu asgari ücretin 30 katı olur ise bu dünyaya da kötü bir örnek olur. Biraz önce söyledim. Le, e, İrlanda'da dört katı sadece. Yani asgari ücretli rakam da vereyim. E, bulabilirsem. E, İrlanda'da sekiz bin lira alıyor. Cumhurbaşkanı 8 bin euro. Asgari ücretli de 1800 alıyor. Türkiye'de euro cinsinden Cumhurbaşkanı aylığı 11.570 euro iken asgari ücretlinin avro cinsinden 380 euro. 30 kat. Bunu kabul etmiyoruz. Bunu doğru bulmuyoruz. Vatandaşların da sendikaların da bunu kabul etmemesini istiyoruz. Asgari ücret görüşmeleri var. Sendikalar elbette e, makul olanı istiyorlar. İşveren sendikalarının bunu verirsek çökeriz, batarız iddiaları sapsatadır. Burada yapılması gereken şudur. Asgari ücreti vergi dışı bırakmaktır. Böylece işverenin de elini kolaylaştırmaktır ve millete rahat bir nefes aldırmaktır. Bunu yapmayan hükümet olmaz olsun. Bu çağda, bu şartlarda açlık sınırı 2400 liraya dayanmışken asgari ücretin açlık sınırı civarında olması Afrika'daki çok az ki hiç gelişmemiş kabile devletlerindeki insanlara görülen eee reva ile aynı şeydir. Bu milletin bunu hak etmediğini düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, Haziran'daki erken açılma Covid mücadelede Türkiye'yi büyük bir açmaza ve çıkmaza soktu. Biz o vakitte söyledik, bilim kurulunu dinleyin, bilim kurulunu dinleyin, bilim kurulunu dinleyin, anlatamadık. Dedi ki bilim kurulu Sağlık Bakanına, Sağlık Bakanı, Bakanı Cumhurbaşkanına söylesin. Mekanizma ters çalıştı. Cumhurbaşkanı Sağlık Bakanına, Sağlık Bakanı Bilim Kurulu'na söyledi. Şimdi geldiğimiz tabloda ve vaka, hasta, vefat sayılarında ürkütücü bir durumla karşı karşıyayız. Uzun dönemde vaka sayılarıyla hasta sayılarını karıştırdılar. Sadece semptom gösterenleri vaka dediler. Millete yalan söylediler. Dedik ki devlet yalan söylemez. Nokta. Devletin sırrı olabilir. Her akşam Turkuaz tablolarda tablo açıklamazsın, gelirsin bunu meclise anlatırsın, meclise söylersin. Bir panik havası yaratmamak için ya da tedbirlerin gevşememesi için, Te tedbir gevşemesin diye güya tablo açıkladılar ama açıkladıkları tabloyla tedbiri gevşettiler. Nasıl gevşettiler? Sadece İstanbul'da 180 kişi, ee sadece Hatay'da 77 kişinin öldüğü gün, iki ile söylüyorum, Türkiye'de toplam 200 kişi öldü dediler. Daha evvelde de günlük vaka sayılarını 17, 18, 19 gibi gösterdiler. Bu ne oldu? Gevşemeye yol açtı. Bunun sorumlusu kimdir? Bilim kurulunu suçlayamayız. Şöyle eleştiririz ama. Bilim kurulu e, evet hükümetle birlikte çalışacak ama bilimin özelliği hep vardır. Bilim kurulunun daha önce de söyledim. Kısıtlamalarla ilgili hükümete neyi tavsiye ettiğini ve hükümetin ne kadarını uyduğunu da bilmek istiyoruz. Böyle yaptığımız zaman bize değişik eleştiriler geliyor. Ama geldiğimiz noktada hastanelerde kuyruk var, yoğun bakımlarda değerli arkadaşlar, mortlarda kuyruk var, mortlarda cenaze tabutu kuyruğu var Türkiye'de. Karamsar bir tablo çizmek istemem. Bundan üzülüyoruz. Allah'ım 83 milyona önce şifa, sağlık, huzur versin diyoruz. Ama bir kötü yönetim olduğunu söylemez isek, yönetim kötülüklerine yani kötü işler yapmaya yanlış işler yapmaya devam edecek. Öyle görünüyor. Kamuoyunun sivil toplum örgütlerinin de bu konuda refleksini bekliyoruz doğal olarak. Ve şimdi kısmi kapanma var. Evet olsun. Tam kapanma diyoruz biz. Hafta sonu kapanıyoruz. Akşam dokuzdan sonra kapanıyoruz. Yüzlerce, binlerce iş yerini kapattık. Bu iş yerinin patronu var, sahibi var çalışanı var, yöneticisi var. Hepsine eve gidin dedik. O kadar. Sağlıkla ilgili göya bir tedbir. Covid'in hep söylediğim iki boyutu var. Sağlık boyutu var, ekonomik boyutu var. Ekonomik olarak tedbir var mı? Yok. Hiçbir destek bu seferki kapanmada yok. Türkiye'de hükümetin 300 milyar hazırladık dedi. Damat Bakan e, harcadık dedi. Vallahi yalan billahi yalan. Hepsi borç, kredi. Diyor ki al sana kredi vereyim. Al sana borç vereyim. Borcunu erteleyeyim ama şu kadar faiz. Gerçekte Covid için bu hükümetin harcadığı millete açıktan ödeyebildiği para değerli arkadaşlar sadece ve sadece altı milyar liradır. Altı milyardır. Şimdi ben çağrı yapıyorum. Esnaf perişan, vatandaş perişan, çalışan perişan, garson, aşçı, bulaşıkçı, komi, servis elemanı. Herkes perişan. Ne yapalım? Şunu yapalım. Çok basit, sade çağrılar yapmak istiyorum buradan. Tüm banka kredi ve kredi kartı borç ödemeleri Mayıs ayına kadar faizsiz ötelensin kardeşim. Türkiye'nin bunu yapacak gücü var mı? Var. İşte genel kurulda hava atıyorlar. Şöyle büyük bütçeyiz, şöyle büyük devletiz. Şu kadar paramız var, bu kadar bilmem neyimiz var diye. Yeni çıkan yapılandırma yasası son başvuru tarihi 30 Nisan olsun. Niye biliyor musunuz? Şubat'ta bitecek. Adam yapılandırırsam da ödeyebilir miyim kaygısıyla Ondan da korkuyor. Bari bu yeni çıkan, yaport yapılan vergi, e, SGK primi vesaire yapılandırmaları da biraz daha erteli. Başvuru süresini uzatın. Adam başvuracak da, taksitlendirecek de, onu nasıl ödeyeceğim diye düşünür iken, bir garson kardeşimiz, bir şoför arkadaşımız evine git, dükkan kapalı demişin. Bu adam şimdi bunu yapılandırsa ne olacak ya? Yapılandırsa ne olacak? ödeyemeyecek. Bir önümü göreyim diyor. Başvuruyor Mayıs'ta Haziran'da. Haziran'a kadar da uzatabilmeliyiz. Bu çok acil ve elzemdir. Tüm vergi ve SSK borçları Mayıs ayına kadar ötelenmelidir. Mayıs ayına kadar. Önümüzü görene kadar. Kriz var. Sokağa çıkma, işe gitme, evde otur, borcunu öde. Nereden ödesin? Ve <laughs> her eve Mayıs ayına kadar yine söylüyoruz ilk etapta her eve işini kaybetmiş çalışamayan ya da aracının çalıştırılmadığı ne bileyim bir sürü örnek söylemek mümkün. Her eve 3000 bin lira ödeyebilmeliyiz. İnsanlara insan gibi muamele edebilmeliyiz. Doğalgaz, elektrik ve suyu borçtan dolayı kapatmamalıyız. Kapatmamalıyız. Bunu da en azından şimdilik mayıs hazirana kadar hiç kimsenin doğalgazını kesmemeliyiz. Suyunu kesmemeliyiz. Elektriğini kesmemeliyiz. Nereden ödeyecek vatandaş? Nereden ödeyecek? Ve doğalgaz, elektrik, su ve benzeri faturalar mayıs ayına kadar faizsiz olarak ötelenmeli. Bundan sonra biriken bu arada biriken borçlar da faizsiz olarak 12 ay eşit taksitte ödenmeli. Bunlar bana göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin COVID ile ilgili daha geniş kapsamlı bir tedbir paketi kamuoyuyla paylaşılmış var ama bu yedi madde gerçekten şu anda çok 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 acildir. Ve bunun gerçekleşmesini hükümetten Cakasından, fiyakasından, havasından geçilmeyen hükümetten bekliyoruz değerli arkadaşlar. Ve bir şey daha istiyoruz. Şimdi belediyelerin elini kolunu çözün. Vatandaşlar ilk salgında belediyelerin hanelere direkt yardımları için katkı sundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kasasında ya da bankasında hesabında 3 milyon 532 bin 35 lira para var. Bloke. Bunun çözülmesi lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Banka hesabında vatandaşların Covid kampanya Covid'e destek dayanışma kampanyası çerçevesinde yatırdığı 4 milyon eski parayla 4 trilyon kasa var. Ekrem Bey ben bunu dağıtayım, aş vereyim, su vereyim, maske vereyim diyor. Hayır dağıtma. Mansur Bey diyor ki ben bunu alayım kardeşim işte maske dağıtayım, aş dağıtayım, nakit para dağıtayım, alışveriş kartı dağıtayım. Hayır dağıtamaz. Bu şuna benziyor. Temel'e dursun idam cezası almış. Temel'e sormuşlar. Son isteğin nedir? demiş, anamı görmek istedim. Peki demişler. Dursuna sormuşlar. Dursun senin son isteğin nedir? demiş ki Temel anasını görmesin. Şimdi hükümetin yaptığı tam budur. Bırak. Hazır para duruyor orada. Senden hayır yok. 4 milyon İstanbul'da Üç buçuk milyon Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bank hesaplarında milletin böyle alın terinden arttırdığı birikim orada var. Başkaları gibi üçüncü, dördüncü maaşları yıllarca yiyip de sonra iş büyüyünce ben bunlara yardım ediyorum, sadaka veriyorum denme mi? Denmeyen para bu. Devlet kesesinden sadaka değil. Vatandaşın kendi hak helal kazancından bir katkı var. Ve sen bu paraları tutuyorsun kardeşim. Niye? Para orada. Hazır. Ve bu belediyeler bu parayı çorba olarak, yemek olarak, et olarak, ekmek olarak, aş olarak, nakit olarak, alışveriş kartı olarak, maske olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için bekliyor. Bu hakikaten Müslümana gavur eziyeti mi denir? Öyle bir laf var. Tam budur. Ve bu konuda da İçişleri Bakanlığı ve yürütmeyi sağduyuya davet ediyoruz. <laughs> Değerli arkadaşlar, sağlık çalışanlarına kulak vermezsek, sağlık çalışanlarının feryadına kulak vermezsek, vallahi her şey için çok geç olacak. Çok geç olacak, çok yazık olacak. Aşı, evet umut varız ama aşı her şey değil. Kaldı ki bu virüsün ben değişik şekilde ya da başka bir virüsle Türkiye'nin ve dünyanın yeniden karşı karşıya kal kalmayacağının bir garantisi yok. Ya şehit sayalım dedik ne var bunda ya? Sağlık çalışanını şehit sayalım ölen sağlık çalışanı. Kime ne zararı var kardeşim? Kime ne zararı var? Covid-19 meslek hastalığı olsun dedik. Kime ne zararı var? Şimdi ben böyle genel kurulda sinirlenince kızıyorlar. Ambulans şoförü bunu tekrar edeceğim. Bıkmadan tekrar edeceğim. Covid hastalarını taşıyan, riske giren ambulans şoförüne ek performans ücreti olarak 7 lira 4 kuruş, 7 lira 40 kuruş ödeyen bir devletin kime ne hayır olur ya? Acil serviste ki doktora doktora ek performans olarak 32 lira ödeyen devletin kime ne hayır olur kardeşim? Hiç ödeme daha iyi ya. İnsanla dalga geçer gibi. 8 yıl okumuş, doktor olmuş adam dirsek çürütmüş. Hayatını riske atmış. Evindeki evladını, çoluğunu, çocuğunu, eşini, annesini, babasını görmüyor. Hastaneden otele, otelden hastaneye gidiyor. Sen buna ayda 30 lira ek performans ücreti veriyorsun. Olmaz kardeşim. Olmaz ya. Hakikaten olmaz ya. Yani bizden geçtim. <laughs> AK Parti'ye oy veren seçmenler olur mu? Olur mu? Bu Allah'tan reva mı? Biraz önce söyledim. Yani şu sarayın masraflarını kıssan bu doktorların hepsine biraz yüzünü güldürecek para vermek, sağlık çalışanların hepsine biraz yüzünü güldürecek para vermek mümkün ya. Ne dert, köşk, konak, ahlat, yazlık, kışlık, marmaris, okluk, uçan, yüzen, On üç tane uçağın var beyefendi. Hadi üçü dursun. 10 tanesini satsan 10 tanesini satsan Türkiye'nin bütün sağlık çalışanlarının altı ay yüzünü güldürürsün en az. Yüzünü güldürürsün. Moral motivasyonunu arttırırsın. Şimdi yeni moda oldu açıklamaları artık eee karantina süresiyle ilgili izolasyonla ilgili Türkiye Odalar Borsalar Birliği açıklama yapmaya başladı. Şu hadsizliğe bakın ya. Patronlar istiyor diye 14 günlük karantina süresini 7-8 güne çekip 8 gün sonra işbaşı yaptırmak cinayettir. Buna karar verecek olan bilimdir. Öyle görülüyor ki artık Sağlık Bakanı da devre dışıdır. Tek karar verici Erdoğan'dır ve eşi dostudur. Şimdi hep söylerim. Devletin üç boyutu var. Üç tonu var. AK Parti döneminde. Uzun yıllar parti devleti dedik. Parti devleti doğru değil dedik. Sonra aile devleti dedik. Çünkü damatla, evlatla, kayınbiraderle, enişteyle idare edilen bir devlet var idi. Hala var. Şimdi yeni bir ton geldi devlete. Yeni bir boyut geldi. Şimdi eş dost devleti oldu. Biraz sonra söyleyeceğim. Arkadaşlar beşli çete kavramını değiştiriyoruz. Beş artılı çete. Şimdi bugün beş artı biri ve beş artı ikiyi açıklayacağım. Bu yarın beş artı üç olabilir onu bilmem. Beşli temel. Fakat bunun <laughs> bu gidişin sonu yok. Şimdi Etem Sancak dedi ki ben Tayyip Erdoğan'a ilahi bir aşkla bağlıyım. İlahi bir aşkla. Onun için annemi, babamı, ailemi, çocuklarımı feda edebilirim dedi. Feda edebilirim. Bunu söyledi Ethem Sancak. Tayyip Erdoğan da ona dedi ki Ethem bir gel bakayım. Sen niye aileni feda ediyorsun kardeşim? Ben senin için Türkiye'yi feda ederim dedi. Senin için Türkiye'yi feda ederim dedi. Ve ilk önce bir Erdoğan şey, metrekare yaklaşık arazi Ethem Sancak'ın kıymetli evladına neydi firmanın adı? Maxisel firmasına peşkeş çekiliyor. Doymuyor. Bakalım Ethem e sonra ne verilecek? Çok merak ediyorum. Ama şunu söylememiz mümkün. Bu Erdoğan Azerbaycan'a gidiyorsun, yoldasın. Allah selamet versin. Bizim de selamımızı ilet. Azeri kardeşlerimize, Türk kardeşlerimize. Ama bu kararname Ethem Sancağı eğitim ve üniversite arazisi olarak tahsis edilmiş araziyi peşkeş çeken insanın önce Allah'tan korkması, sonra milletten utanması lazım. Değerli arkadaşlar, yer şu ya, bak bak şimdi göstereyim. Yer şu gördüğünüz gibi. Şilevri burası merkez zaten E5. Burayı da Ethem verdik. Doymuyorlar. Doymuyorlar. Gözlerini toprak doyursun desem bir eski AK Partili bakan çiftçiler için söylediydi çok tepki aldı. Diyemiyorum. Ama Allah'tan korkun diyebilirim. Milletten utanın diyebilirim. Değerli arkadaşlar. Bu özel ayrıcalıklar nereye kadar gidecek? Etemle bitmiyor. Beş artı bir etem. Beş artı ikiyi söylüyorum. Demirören, burada onun kameraları da vardır. Çalışanlara saygım büyük. Arkadaş 5 artı 2'de Yıldırım Demirören. Her akşam televizyonda CHP masaya yatıttırıyor kalem şöllere. Satırla doğruyorlar CHP'yi. E Demirören'e bir kıyak yapmak lazım. Milli piyangoyu verdik zaten. Nasıl yapalım? Ya biz kumara karşıydık milli görüş gömleği varken ama şimdi bizim milli görüş gömleğimiz yok. Kumarı teşvik edelim. Milli piyango AK Parti'ye göre kumar idi. Şimdi eskiden ben şunu bilirim. Bir iddia sayısal loto. Bir de milli piyango vardı. Şimdi her gün kumar var ya. Süper loto, çok süper loto, on numara loto bilmem ne. E, e Demirören de diyor ki ya bu kadar işte televizyon kurdum senin için, şunu yaptım senin için. E ben. Şimdi sancağı bu kadar verirken ne yapsın Demirören? E ben. Ya kolay kardeşim ya. Çocuk bezinden doğ, doğar doğmaz lazım. Yüzde on KDV. Kefen bezinden ölürken lazım. Yüzde 18 KDV. Milli piyango KDV sıfır. Şimdi ondan sonra çıkacaksın. Milletin karşısına. Yüce kitaptan sure ayet okuyacaksın. Tabutlara elini koyup nutuk atacaksın şehit cenazelerinde. Sonra da milli piyangoya... Yani 5 artı 2'ye KDV keşfi vereceksin. Yani 5 lira kazanıyordun. Yetmez kardeşim. 18'de ben koydum. 23 lira kazan diyeceksin. Bu devleti satmaktır. Devleti peşkeş çekmektir. Devlet dediğin nedir ya? Hepimizin bakkaldan aldığı, marketten aldığı her şeyi ödediğimiz vergiyle ayakta duran bir mekanizmadır. Benim vergimi Etem sancağı peşkeş çekemezsin. Benim vergimi Demirören'e peşkeş çekemezsin. Ha Demirören de ne yapıyor? Milli piyangonun seyyar bayileri vardır. Seyyar sabit. Demirören milli piyangoya aldıktan sonra ilk işi de bayi kar marjlarını rakamdan tam emin değilim. Yüzde sekiz mi yedi mi neden? Yüzde üçe düşüren Demirören'dir. Demirören alıyor böyle alıyor. Böyle bayiye de bayi karından bile kısıyor. Şimdi ondan sonra da bize insan Baskesi altında Türkiye yağmalanıyor. Şimdi bir gazeteci arkadaşım dese ki ya Engin Bey bunların hiç devletleştirdiği bir şey yok mu dese. Sormuş ol mesela sen. Var. Bir şey devletleşti. AK Parti döneminde bir şey devletleşti. Bir örnek çıktı. Nedir derseniz o da şudur. Telefon ve ortam dinlemesi devletleşti. Eskiden bunu FETÖ yapıyordu. Şimdi devlet bizatihi yapıyor. Sayın Genel Başkanımız dinlendiğimizi benim ben de dinleniyorum. Benim telefonum parti yetkilileriyle görüşürken telefona bir garip ses geliyor. Böyle uzaydan gelir gibi, böyle su şelalek sesi gibi. Bunu bir sürü teknik insana sordum. Teknik takipte olur bunlar diyor. Şimdi İçişleri Bakanı diyor ki suç duyurusunda bulunsunlar gereği yapılır savcılara. Ya sayın bakan bu ülkede bir dönem senin bile dinlendiğin konuşuldu içeride. İki savcıya suç duyurusuna gerek var mı? Savcılar hiç suç duyurusu olmaksızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni fezleke bombardımanına tutmuş. Hepimizden ilgili ağzımızı açsak fezleke yollayan ey savcılar. Ülkenin ikinci büyük partisi dinlendiğini iddia ediyor. Bir savcı. Bir dakika kardeşim Kemal Bey. Bir arkadaş gelecek ya da sizi bir kahve içmeye çağırıyoruz. Nedir bu mesele demez mi ya? Bu ülkede hiç mi namuslu savcı yok ya? E yani buna yadırgamadım. Şunun için yadırgamadım. Bir mafya bozuntusu ana muhalefet liderini açıktan tehdit etti ve hakaret etti. Daha ifadesi alınmadı. Ama Aydın'da Alaaddin Çakıcı'ya sosyal medyadan hakaret eden vatandaş cezaevinde. Sonra beyler hukuk reformu yapacakmış. Yere batsın sizin hukuk reformun, reformunuz. Gölge etmeyin başka ihsan istemiyoruz sizden. Yani Alaaddin Çakıcı'ya Twitter'dan laf eden cezaevinde Alaaddin Çakıcı denen mafya bozuntusu Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır hakaret ve tehditte bulunuyor bir savcı ona buyur gel ifaden alacağım demiyor. Şimdi İçişleri Bakanı da bize diyor ki evet savcıya suç duyurusunda bulun. Nasıl bulunacağız? Savcıya suç bulunmak gerekmiyor. Sen ağzımızı açtığında Türkiye'nin birçok savcısı özellikle Ankara savcısı şimdi Anayasa Mahkemesi'ne uğurlayacağız onu inşallah. Soruşturmaları yağdırıyorsun, fezlekeleri yağdırıyorsun. Sen nasıl savcısın? Ha bu konuda itiraflar da var. Erdoğan şöyle dedi. Ey Kılıçdaroğlu senin aldığın nefesi biliyorum ben dedi. Nefesi soluduğun havayı biliyorum dedi. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Gene dönemin İçişleri Ulaştırma Bakanı telefon dinleme dinlemeleri sorulduğunda tam olarak nasıl söylemiş? Ya korkacak bir şeyiniz yoksa bırakın dinlesinler ne var bunda demiş. Ve şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasını savcıyı adres göstererek kendilerini sıyırıyorlar. Buradan açık ve net söylüyorum. Tekrar ediyorum. Türkiye'de bir şey devletleşmiştir. Telefon ve ortam dinlemelerini eskiden FETÖ terör örgütü yapıyor idi. Şimdi bizatihi devlet yapıyor kardeşim. Hadi savcılar. Çağırın beni. Çağırın nedir buradan mur muradın deyin. Nereden şüphelendin? Nasıl böyle bir kanaati vardın deyin. Çağırın Kılıçdaroğlu'nu sorun. Onu bile yapamazsınız saraydan talimat almadan onu bile yapamazsınız. Çünkü Türkiye'de her şey çok özür dilerim uzamış. Her şey sarayın talimatına bağlı. Rosalina gemimiz basıldı ya. Basıldı. Uluslararası hukuka aykırı olarak basıldı. Ve Ömer Çelik dün tutmuş bizim karşı tarafın tezlerini savunduğumuzu söylüyor. Bir. Ömer Çelik. Bir. Gemi 22'sinde basıldı. Biz bunu o gün, o gün yabancı basından öğrendik. İki, 23'ünde Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Yabancı basından biz öğrendikten sonra. Üç, 24 Kasım'da da Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Ve A, Milli Savunma Bakanı İçişleri ba Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar tezat. Tezat. Biz Gemi basıldı, iyi oldu diyen yok. Ömer Çelik, demagoji yapmayın. Milliyetçiliği, milli duyguları sömürmeyin, kemirmeyin kardeşim. Biz ne dedik? Koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası hak ve menfaatlerini koruyamıyor dedik. Biz ne dedik? Recep Sahip Erdoğan'a sormadan bu gemiyi arayamazsınız kardeşim diyecek bir dışişleri bakanı yok mu bu ülkede? Recep Tayyip Erdoğan'a sormadan bu gemiyi arayamazsınız diyecek bir milli savunma bakanı yok mu bu ülkede? Recep Tayyip Erdoğan'a sormadan bu gemiyi arayamazsın kardeşim diyecek bir cumhurbaşkanı yardımcısı yok mu bu ülkede? Yok. Yok. Aynı şey gibi işte bu ifade meselesi gibi. Erdoğan'a sormadan Çakıcı'nın ifadesini alacak savcı yok. Erdoğan'a sormadan bu gemiyi arayamazsınız diyecek bir devlet adamı da yok. Bundan büyük kepazelik olur mu değerli arkadaşlar? Bundan büyük kefazelik olur mu? Ve <laughs> bu geminin onaysız, onayımız olmadan aranmasını engellemeyen bir Türkiye Cumhuriyeti görüntüsü beni Engin Altay olarak çok incitti. AK Partililer incinmediyse bu da onların ayıbıdır. Mevzuat belli. Türkiye'ye soruyor adam. Türkiye'ye sormuş da Tayyip Bey'e ulaşılmadığı için muhtemelen cevap verememişler. Çünkü her şeye, her şeye Tayyip Bey karar verdiği için gemimiz tıpkı İzmir'in konak meydanına bir Yunan savaş helikopterinin inmesi neyse o gemiye inen helikopterin yaptığı iş de aynı şeydir. Ve bu utancı bu millete yaşadan bu hükümete de yazıklar olsun. Bunları söylemeyeceğiz mi değerli arkadaşlar? Bunları söyleyeceğiz. Bunun mesele şu. Bakın. Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Libya'da, Suriye'de, Orta Doğu'da, Avrupa Birliği ile ilişkilerde, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde, Rusya'yla ilişkilerde Erdoğan'a 50 kere söyledim. Şu şahsım ve Bay Trump, şahsım ve Sayın Putin, şahsım ve Mösyö Macron ilişkilerini bırak kardeşim. Arkana AK Parti grubunu değil. Arkana Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni al. Önüne gelenden de fırça yeme gemimize helikopter inemesin. Türkiye ile Amerika ilişkisi olur. Türkiye ile Rusya ilişkisi olur. Türkiye ile AB ilişkisi olur. Türkiye ile Katar ilişkisi olur. Erdoğan'la Katar ilişkisi, Erdoğan'la emir ilişkisi olmaz. Türkiye Katar'dan beslenmeye, Katar'ın üç kuruşuna muhtaç bir ülke haline getiren Erdoğan'ın utanması lazım, karalar bağlaması lazım. Ama maalesef Bunları da göremiyorum. Sizden çok özür diliyorum. Biraz uzadığı için bitirdim. Parti kurması, e, siyaset açık kapısıdır zaten. Herkes herkesi görüşebilir. Parti kurmak da herkesin en doğal hakkıdır eee başarılar dilerim. Evet. 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 Mehmetçik diye ben biliyorum. Evet, Mehmetçik Vakfı diye. Ya da olabilir vakfa. <laughs> ee, öncelikle genç milletvekillerimizi itham altında bırakmak istemem. Genç çocuklar, genç kardeşlerimiz. Onlar mevzuatı bilmeyebilir. Askerlik kanunun 55. maddesini bilmeyebilirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç düzüğüne hakim olmayabilirler. Bu çocuklar, bu arkadaşlarımız, çocuk deyince de yanlış oluyor, bu genç arkadaşlarımızın bedelli askerlikten yararlanmaları en doğal haklardır. Ortada böyle bir yasa var. Burada yanlış olan şudur, meclisin bu konuda mesela Mahmut Tanal'ın verdiği bir soru önergesine bir milletvekilinin askere gidip gitmediği ile ilgili meclisin haberim yok demesidir. Bu e, özrü kabahatinden büyük derler ya böyle bir şeydir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu süreci çok kötü yönetmiştir. Askerlik kanunu sanıyorum 55. maddesiydi. Çok açıktır. Bu gibi hallerde paraların Hazineye kay e aktarılması gerekiyor. Meclisin bu arkadaşımızın sigorta primini ödememesi lazımdı. Sosyal güvenlik primini ve maaşla ilgili kısmı da o süre boyunca hazineye göndermesi, yatırması idi. Ya bir yanlış varsa ben bu yanlışı işin doğrusunu isterseniz öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin idari mali işlerine ve ama sonuçta da tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na bulurum. E AK Partilerde şöyle bir şey var. Efendim biz bunu Mehmetçik Vakfı'na bağışladık. Yani el kesesiyle cömertlik yapmak ya da Sultanahmet'te dilenip şeyde, Ayasofya'da sadaka vermek mantığı gibi böyle güzel atasözlerimiz var. Kimsenin devletin beş kuruşunu kimseye vermeye hakkı yoktur. Haddi de yoktur. Herkes eğer birine yardım edecek isen helalinden kazandığın alın terinle kazandığın paradan edeceksin. Ben usulsüzlük yapayım, ilave maaş alayım, ha, ha, hak etmediğim halde askerdeyken meclis adıma tahakkuk etmiş paaşı Mehmetçik Vakfı'na yatırdım diye bu işin içinden sıyrılınmaz. Ar -ada, arkadaşımız gene bir şey yapmış. Burada kusurlu olan meclistir. Onun altını çizmek lazım. Hayır. Evet. Tekrar ediyorum. Kimse hak etmediği bir parayla kimseye yardım edemez. Allah katında da kul katında da zaten makbul değildir. Bir, Türksel, Türksat, Takas Bank, Sümer Holding, Merkez Bankası, Vakıf Bank, TMSF, Halk Bank, Ziraat Bankası, Şeker Fabrikaları, AŞ gibi onlarca kitin yani kamu iktisadi teşebbüsünün yönetim kurulu üyelerinin istisnasız tamamı resmi AK Partili ise bunun adı edepsizliktir. Bunun adı terbiyesizliktir. Bunun adı kul hakkıdır, yetim hakkıdır. Daha ne söyleyeyim? Bir maaşın var, yetmemiş, bir sana bir yönetim kurulu geliyor. Rütük. Rütük başkanı üç yerden maaş alıyor. Fahrettin Bey alınmış, sayın genel başkanımız ona, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı sıfatıyla pergole bile olsa izinsiz bunu yapman ayıp dedi. Peşine de dedi ki beş maaş alanlar var dedi. Fahrettin Bey meseleyi hemen beş maaş şu sanki Kılıçdaroğlu Fahrettin Bey alıyor algısıyla cevap yetiştirmeye çalışıyor. Ben onları sadaka veriyorum dedi. Sen kimsin? Ne sadakası veriyorsun ya? Milletin parasını hak etmeden alarak huzur hakkı adı altında kime sadaka verebilirsin sen? Senin evine beş maaş giriyor idi. Şimdi belki korkunuzu biraz düzeltmişsinizdir. Beş maaş giriyor idi. E düne kadar bunlara yardım da yapmıyordun. Burs vesaire yardım kampanyalarına da bağışlamıyordun. Üç aydır yardıma bağış. Öncekiler ne olacak? Vallahi ben söylüyorum. Yani hadsizlik ve arsızlık konusunda bunlar bunlardan daha pişkinli Cumhuriyet tarihi görmedi. Bırak Cumhuriyet tarihi, Osmanlı tarihi de görmedi. Al kardeşim, al. Madem öyle al. İşte al. Arpalıklar listesi. Burada ben diyeyim 30 siz deyin 50 tane AK Parti siyasetçisinin, AK Partili siyasetçinin devleti nasıl kene gibi kemirdiğinin isimleri ve hangi kurumlardan ne aldıkları var. Bunu yayınladık. Bunu da toplattılar mı? Gökhan Bey. Mahkeme kararıyla. Bu da toplatılmıştır muhtemelen. Daha ne diyeyim ben? Daha ne diyeyim? Bu hakikaten pişkinliğin pik yaptığı noktadır. Buyurun. E, dün yaşanan olayı ben de Twitter üzerinden görüşlerimi çok kısa ve öz açıkladım. Irkçılık nereden kime gelirse gelsin asla ve asla kabul edeceğimiz bir mesele olamaz. Ben bütün dünyadaki refleksi de çok olumlu buluyorum. Bir musibet bir nasihatten iyidir atasözünde olduğu gibi. E, dün Başakşehir e, Spor Kulübümüzün yöneticilerinin, futbolcularının, teknik heyetinin tepkisi için kendilerini kutluyor. Tepki çok güzel, çok anlamlıydı. Aslında gözden kaçan bir şey var. Fransa hükümetinin Türkiye'ye karşı olumsuzluğu bellidir. Bu konuda en sert refleksleri verenlerden biri benim siyaset dünyasında. Ama Paris Saint Germain takımının futbolcularının ve yöneticilerinin de benzer bir tepkiyi vermesi bence çok olumlu olmuştur. Ee, ırkçılık e, nereden kime gelirse gelsin insanlık suçudur. Adice, vahşice, haince kabul, edil kabul edilebilir olmayan bir tutumdur. Ve kim yaparsa yapsın? En ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bu vesileyle e, Başakşehir takımımızı tutumu, tavrı için teb e, tebrik ediyorum. Türkiye'yi de 83 milyon mesela burada birleştik. Burada birleştik. Güzel. Demek ki doğrularda birleşebiliyoruz. Diğer soru herhalde çok konuşulan mesele. E, şimdi siyaset de merhum Demirel'in bir hafta 24 saat uzundur. Bazen bir hafta denir onun için bir sözü vardır. Değerli arkadaşlar, normal şartlarda seçim 2023'te. Ama ben kişisel olarak 2021'de Türkiye'nin bir seçimle yüz yüze geleceği kanaatini taşıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi son seçimlere bir ittifakla, millet ittifakıyla girmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimi noktasında o gün geldiğinde konuşulur. Partimizin genel, Sayın Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanlık göreviyle ilgili aranan bütün ehliyete, bütün liyakata, bütün vasıflara, donanıma, bilgiye, birikime, namusa, edebe, ahlaka Başkanımızın siyasetteki nezaketi bilinen bir özelliğidir. Sayın Gen vardır. Cumhuriyet Halk Partisi eee zamanı geldiğinde millet ittifakıyla danışarak adayını Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu olarak ilan edecektir. Bunda bir tereddüt yoktur. Genel Başkanımız bu konuda aslında dün sanıyorum bir gazetede bir değerlendirmede bulundu. Millet ittifakıyla istişare etmeden bir adaylık açıklamasının zaten doğru olmayacağı açıktır. Ben cumhurbaşkanı adaylığını değil ama bir şey size söyleyeyim, bir erken konuşmuş olayım. Kim cumhurbaşkanı adayı olacak bilmiyorum. Ama bir şey biliyorum. Erdoğan Cumhurbaşkanı olamayacak. Onu biliyorum. Evet. Hadi, tamam. Buyurun. Vallahi belki Erdoğan vicdana gelmiştir. Yani bu kadar kötülük ettin. Bir namuslu adam gelsin şu ülkeyi kurtarsın, düzelsin diye düşünmüş olabilir. Böyle düşündüyse de kendisine çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Kusura bakmayın biraz uzattık. Teşekkür.